oldu? Nerede kaldı bu kız? Eda! Eda, ben kafedeyim. Neredesin? Aa, ne çabuk geldin Betüş. Sen daha evde hazırlanacağını söylediğin için biz de burada uyanamıyorduk. Aklıma ne tatlı geldiyse hepsini sihirle yaptım. Oturdum afiyetle onları yiyordum. Neyse, ben buraları toparlayayım. Birazdan çıkıp geliyoruz. Geliyoruz mu? Eda, kim geliyorsunuz? Söylemeyeceğim. Gelince görürsün. Biraz sabret. Betüş, acaba Perihan teyzeye de haber versek mi? Hay Allah Eda, yani neler çeviriyorsun bilmiyorum ama meraktan çatlayacağım burada. Tamam, o zaman ben istersen Perihan teyzeye sesleneyim. Seslen. Yalnız Perihan teyze sıkı sıkı tembih, annemi görse hiçbir şey söylemesin. Yoksa biliyorsun, sihirli aynadan bizi gözetliyor ve her şeyi öğreniyor. Ki ben her şeyi öğrenmesini istemiyorum. Sürprizini bu sefer mahvedemeyecek. Sürpriz mi? Annem duymasın mı? Ay çatlayacağım vallahi meraktan. Perihan teyze! Perihan teyze! Perihan teyze! Hacettin, Betüş sesleniyor bana. Aman Dudu'ya duyurmadan konuş. Belki ondan gizli Eda ile ilgili bir şey diyecektir. Tamam. Efendim Betüş? Kafedeyim. Perihan teyze, birazdan Eda gelecek. Bize söyleyecekleri varmış. Sen de buraya gelebilir misin? Hay Allah! Şimdi annenin yanındayım. Eda hamile diye tepesi hala fena halde atıp sinir krizleri geçiriyor. Eyvah! Konuştuklarımızı duyuyor mu? Hayır, merak etme. Sana içimden cevap veriyorum. Zaten beni duyacak durumda da değil. Tamam Perihan teyze. Peki ne zaman gelirsin? Dur. Bir duruma bakayım, geliyorum. Ne olmuş Perihan? Ne diyor Betüş? Ha? Eda Betüş'le bana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Beni kafeye bekliyorlar. Hayır olsun. Git bari hemen. Hayatım, gideyim de Dudu'yu şüphelendirmeden nasıl gideceğim onu düşünüyorum. Neyse. Bak Dudu, ne diyeceğim? Dudu, ben... ne oluyor ya? Oo, bakıyorum kötü sihirli şeyler düşünüyorsunuz Dudu Hanım. Müsaade edersen ne düşündüğüm de bana kalsın artık. Tamam sana kalsın. Ama o düşündüğün kötü şeyleri gerçekleştirirsen cezan da o kadar büyük olacak, senin de haberin olsun. Ay bunu şimdiye kadar hiç duymamıştım. İlk defa şimdi duyuyorum. Ay çok korktum. Neyse, bana ihtiyacın var mı? Var tabii. Git Eda'yı o faniden ayır, buraya getir. Ay bunu yapmayacağım ama çok iyi biliyorsun. O zaman da sana ihtiyacım yok canım. Ha iyi. O zaman ben gideyim. Zaten yapılacak bir takım işlerim var. Ay bu ana kadar işlerin yoktu da işlerin aniden mi çıktı? Meşgul peri. Git bari. Gidiyorum ama gözüm üzerinde olacak, haberin olsun Dudu Hanım. Ah, benim de gözüm senin üzerinde olacak. Ah sihirli ayna, göster bakalım Perihan nereye gidiyor. Ama bu olamaz. İşte geldim Betüş'cüm. Eda yok mu? Hoş geldin Perihan teyze, gelmek üzeredir. Selam. Nihayet. Ne o? İkiniz de gözümün içine bakar gibisiniz. Ay hadi lafı uzatma da ne söyleyeceksen söyle. Ölüyoruz merakta. Ay evet Eda. Ne şu sürprizin Allah aşkına? Kalbim küt küt atıyor vallahi. Tamam. Ama önce size bir ipucu vereceğim, tamam mı? Bugün benim hamileliğimin kaçıncı haftası? 3 ya da 4. Bir dakika. Ben kesin eminim 4. Evet. 4. Ya 4 tabii. Peki peri anneler bu haftada neyi öğreniyorlar? Yoksa sizi birisiyle tanıştıracağım. Bak bebeğim, bu teyzem Betüş, yani benim kardeşim. Bu da Perihan teyze. Büyük perilerden. Merhaba Betüş teyze. Merhaba büyük teyze. Bir de pek gibi. İnanamıyorum, demek ki kız olacak. Hem de peri olacak. Allah be, 4. torunum da kız.
Ay bana bir şeyler oluyor. Tut beni Taci. Ay kalbim. Kalbim sıkışıyor. Şöyle. Düş de aklın başına gelsin. Ay bu da periymiş bu da. Demek ki sonsuz ömrü olacak. Demek ki onun da hayat derdi olmayacak. Oh be, içim rahatladı içim. Ay ne diyeceğimi şaşırdım sevinçten. Ben de teyze olacağıma inanamıyorum yani. Ya siz bir de bana sorun. Hem bir kızım olacak hem de peri. Dünyada en çok istediğim iki şey birden gerçekleşmiş olacak canım benim. Yavuz ne diyecek acaba bu işe? Aman iyi ki o fani Perihan teyze. Bebeğimizin cinsiyetini ultrasonla öğrenene kadar daha epey vaktimiz var. Hayır, niçin vakte ihtiyacın var ki? Babam oğlu olsun istiyor. Hatta içine öyle doğduğunu söylüyor. Ya, benim de bir kızımız olacağı fikrini onu çaktırmadan alıştırmam lazım. Ama küçücük bir sorun var Eda'cığım. Biliyorsun peri bebekler öyle 9 ayda doğmazlar. 2 ayda hop diye dünyaya gözlerini açıverirler. Biliyorum Perihan teyze. Merak etme, onu da düşündüm. Onun gelişimini biraz yavaşlattım sihirle. Bebeğimiz tam 9 ay sonra dünyaya gelecek. Ama bu haksızlık. O kadar zaman burada mı kalacağım? Mecburen kızım, ne yapalım? Dudu böyle bir torunu olacağını bilse ne yapar acaba? Aman aman, bizden uzak dursun yeter. Bence peri torunu olacak diye çok böbürlenir, kıyamaz, seninle barışır. Ay bir dakika Perihan teyze, yani Dudu Hanım'dan bahsediyoruz. Biliyorsunuz onun sağa solu hiç belli olmaz. Dudu kim anne? Anneannen kızım. Neden sıkıldın anne? Onu hiçbiriniz sevmiyor musunuz? Canım, tabii ki onu hepimiz çok seviyoruz. Ama senin o anneannen var ya, ihtiyar yaramazın teki. Yani bazen öyle kötü sihirler yapıyor ki biz bile zor dayanıyoruz. Şimdi onu daha çok merak ettim işte. Aman Dudu sahiden bayıldı galiba. Bir düştü, düşüş o düşüş. O an bu an kılı bile kıpırdamadı. Şşt Dudu, Dudu. Ay aksi, ay aksi. Ay, ay çok merak ediyorum. Acaba bebeğimiz bana mı benzeyecek yoksa Yavuz'a mı? Ya onu göremez miyiz? O isterse görebiliriz. Nasıl yani? Basbaya. Hayatım, annene, teyzelerine kendini şöyle bir göstermek istemez misin? Hayır, o zaman bir sürprizi kalmaz. Hadi bebeğim, nazlanma. Bak, istersen şöyle bir görün bize, sonra yine gidersin. Olmaz anne, beni dünyaya geldiğim gün gör. Bari bana teyzeni gizlice kendini gösteren. Sabırlı olun. Çocuklar üstüne varmayalım, istemiyor göstermeyip geldiğini. Aman, aman bu Pepe inatçı torun olacak ayol. Ay, öyle deme Perihan teyze. Bak bebeğim, sakın inatçı bir kız olup beni çok üzme, olur mu? Üzmemeye çalışırım. Ay, Suzan. Ne oldu Suzan'a? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Anlat hadi ayol, ne oldu? Ben kafede burada sizinle buluşacaktım ya. Onun için Suzan biraz geç gelsin diye bir sihirle onu oyaladım. Şimdi hemen o sihri bozup onu buraya geri getirmem lazım. Yoksa çok yakında Avni Bey'le Suzan'ın da bir bebekleri olacak. Kek ve sütlü kahve değil mi? Hemen geliyor. Başka bir arzunuz var mı acaba? Yok teşekkürler. Yok, afiyet olsun. Perihan teyzem, acaba Betüş'e yardım etsek mi? Bütün işleri tek başına yapmaya çalışıyor. Hayatım sordum istemedi. Bilmez misin? O işini başkasına yaptırtmak istemez. Perihan teyze, acaba Suzan ne yaptı? Suzan kim anne? Suzan Betüş teyzenin komşusu. Burada beraber çalışıyorlar. Onun da çocuğu var mı? Maalesef yok hayatım. Tüh, ben de onca kiminle oynayacağım? Bebeğim, Betüş teyzenin 3 tane çocuğu var. Onlarla oynarsın. Onlar da peri mi? İkisi fani, biri peri. Ama görme bebeğim, 3 de birbirinden şeker. Hele o peri olan var ya, peri olan adı Çilek. Aman, dünyadaki bütün çocuklara bedel. Adı Çilek mi? Evet, sevdin mi? Çok güzel. Benim adım ne olacak anne? Ay. Ay ben onu hiç düşünmedim. Ay halbuki bu çok önemli bir şey. Merhabalar, yettim. Yetiştim.
canım, ay, merhaba. Ay kusura bakma Betüş, kafe neredeyse kapanırken geldim ama... Ay, seni arayıp niye gecikeceğimi bile söyleyemedim. Önemli değil Suzancığım, sen bakma bu kalabalığa. Sabahtan bayağı tenhaydı, ben idare ettim canım. Ya niye geciktin diye sormadığına çok sevindim. Zira bunu sorsaydın çok mahcup bir duruma düşecektim. Aa kimler var burada? Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Sen nasılsın bakayım bebecik? İyiyim. Suzancığım sen de geldiğine göre ben artık çıkabilirim. Malum bugün tatil ya, biraz çocuklarla vakit geçireyim istiyorum. Betüş biz de sana gelelim mi? Çok özledim çocukları. Ay Perihan teyze ne kadar iyi olur. Hem onlar da çok sevinirler. Hadi fırla. Ben gelemem. Eve gitmem lazım. Birazdan Yavuz gelecek. Bir şeyler hazırlayayım. Ama ne olacak canım? İki dakikada yapıverirsin. Perihan teyzeciğim daha o kadar pratik değil Eda. Pardon pardon unuttum tabii. Ama pek amarat maşallah. Çok. Ah benim zamanım. Hem de rüyalar be.